Arkadaşlar merhaba. Coğrafya dersinde bugün ne anlatacağız? Çevre sorunları, madenlerin enerji kaynaklarının kullanımı, yani madenlerle enerji kaynaklarının hem kullanımı hem de taşınması hakkında konuşacağız. Bir de alternatif enerji kaynakları hakkında konuşacağız. Bunu genellikle şey diye öğrenmiştiniz, tükenebilen enerji kaynakları ve tükenemeyen enerji kaynakları diye. Aslında ortaokul yıllarında ve 9. sınıfta bildiğiniz konular ama yine de üzerinden geçeceğiz bu yılın müfredatında olduğu için. Neyle başlayalım? Çevre sorunlarıyla başlayalım. Çevre sorunları aslında çok yabancı olmadığımız bir konu. Bizim de işte yaşadığımız ülke, yaşadığımız şehir, işte Marmara, İstanbul biliyorsunuz. Bunların çok sık yaşandığı yerler. Yerel faktörler bir de küresel faktörler var. Yani biz kirliliği bir yerel olarak bir de küresel olarak ikiye ayırıyoruz. Yerellerle başlayayım. Katı atıklar, yani bizim çevreyi kirletmemiz arkadaşlar. İşte bulduğumuz ambalaj atıklarını etrafa saçmamız. Bunun yanında fabrikaların katı atıkları var bir de. Yani onların kendilerinin kimyasal katı atıkları var. Onları da bunun içine katabiliriz. Tarım ve orman alanlarının kullanımı. Şimdi bu tarım ve orman alanlarını ne yapıyoruz arkadaşlar? Konut yapımında kullanıyoruz. Bu da aslında ekosistemi bozuyor. Yani ormanlardaki ağaçları kesmeniz, yerine işte ev yapmanız, iş yeri yapmanız ya da ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi bile sakıncalı. Çünkü ormanlar ekosistemin korunması da çok önemli. Bir sürü faydası var. İşte oksijen sağlıyor. İşte canlı yaşamının, hayvanların ve oradaki bitkilerin devamını sağlıyor. Dolayısıyla orman varlığı çok çok kıymetli arkadaşlar. Bunun değerini bilmek lazım. Ne tarım alanına dönüştürmek lazım, hele ki konut ve iş yeri alanına asla dönüştürülmemeli. Tarım alanlarında bazıları yine aynı tehlikeyle karşı karşıya. Günümüzde insanlar işte İstanbul gibi ya da Marmara bölgesi gibi yerlerde konut yapımı için yeni alanlar bulmak adına tarım alanlarını tahrip edebiliyorlar. Tarım alanlarının yerine gidip konut yapabiliyorlar mesela. Bu da ciddi problemlerden bir tanesi. Kirlilikten bahsettiğim gibi de kirlilik, bunu kendi içinde bölümlere ayırabiliriz. Evet, kirlilik genel bir tabir ama su kirliliği var, hava kirliliği var, toprak kirliliği var biliyorsunuz ki. Ve yarattığımız kirlilik aslında hepsine aynı anda zarar veriyor. Yani sizin bir işte ambalaj atığını yere atmanız işte o hem yağmur suları ile birlikte denizlerin kirlenmesini hem işte toprağın kirlenmesini hem de yanması ile birlikte havanın kirlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla biz kirlilik deyince genel bir kirliliğin dışında hava, su ve toprak kirliliği olarak da algılamamız gerekiyor. Bunu unutmayalım lütfen. Küresel kirliliğe gelelim. Arkadaşlar sera etkisi, yani küresel ısınmadan bahsediyorum. Nasıl olduğunu muhakkak biliyorsunuzdur ama ben küçük yine bir hatırlatayım isterseniz. Yeryüzüne gelen güneş ışınlarının yer tabakasına çarparak tekrar yukarı yansıması sonucunda biliyorsunuz ki atmosfere dağılıyor ve hatta yerkürenin dışına çıkıyor. Uzay boşluğuna kadar gidiyor bu ışınlar. Ama biz bu işte egzoz dumanları, fabrikalardan çıkan zararlı dumanlar, kullandığımız parfümler ve bunun gibi birçok zararlı faaliyette bulunarak kullandığımız bu zararlı gazların atmosfere dağılmasını, bu dağılan gazların işte atmosferin üst tabakalarında bildiğiniz bir gaz tabakası oluşturmasını ve yerküreyi bildiğiniz böyle görünmez bir tabaka halinde sarması sonucunda yere çarpan güneş ışınları tekrar yukarı uzay boşluğuna gitmek istediklerinde, yerküreden çıkmak istediklerinde o gaz tabakasına, zararlı gazların olduğu tabakaya çarpıp orada kalıyorlar ve dışarı çıkamıyorlar. Bu da neye sebep oluyor? Yerkürenin gereğinden fazla ısınmasına, 1 derece, 2 derece gibi ısınmalar yerküreye ciddi zararlar veriyor. Ne yapıyor? Kutuplardaki buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine, hatta bakın deniz seviyesi yükseliyor ama bir şey dağılmıyor. Şimdi bizim yeryüzündeki en büyük tatlı su kaynağımız neresi? Buzullar. Buzullardaki o katmanlar tatlı sulardır. Ve yani insanlığın kullanabileceği sular anlamına gelir. Bu katmanlar yani buz kütleleri eridiğinde ne yapıyor? Tuzlu sulara, denizlere, okyanuslara karışıyor. Hem dünyadaki tatlı su kaynağından olmuş oluyoruz. Hem deniz seviyesinin yükselmesine ve yerleşim alanlarının sular altında kalmasına neden oluyoruz. Hem havanın ısınmasıyla birlikte buharlaşmayı arttırıyoruz. Su kaynakları buharlaşarak hızla tükeniyor. Kıtlık başlıyor, su olmayınca kıtlık başlıyor tabii ki. Tarım ürünleri sulanamıyor. Kıtlık olunca insanlar yaşayamıyor tabii ki, takdir edersiniz ki. Yani bir sera etkisi ya da küresel ısınma deyip geçmemek lazım. Gördüğünüz gibi çok fazla olumsuz etkisi var arkadaşlar. Sıcaklığın 1 derecede, 2 derece bile
artması. Gördüğünüz gibi birçok şeye neden oluyor. Buzulların erimesi, tatlı su kaynaklarının yok olması, deniz seviyesinin, okyanus seviyesinin yükselmesi, yaşam alanlarının sular altında kalması gibi ve işte kuraklık, kıtlık gibi bir takım faaliyetler. Ozon tabakasının seyrelmesi, yine bunda etkimiz var. Kullandığımız ya da yarattığımız zararlı gazlar arkadaşlar atmosfere yayılıp ozon tabakasına kadar çıkıyor. Ozon tabakasında bu zararlı gazlar ozon tabakasının seyrelmesine neden oluyor. Şimdi normalde ozon tabakasının görevi ne? Güneş ışınları, yani gelen güneşten gelen ultraviyole ışınların, zararlı ışınların burada süzülmesini sağlıyordu. Ama biz ozon tabakasını seyrelterek güneş ışınlarının artık eskisi kadar iyi süzülemediğini ve yerküreye kadar ulaştığını, hatta bizim yani insanların ve hayvanların cilt kanseri olmasına neden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ozon tabakasının seyrelmesi aslında ciddi bir konu. Bizim de bu konuda duyarlı davranmamız lazım. Ve bu zararlı gazları daha minimum seviyeye çekmemiz gerekir. Ne yapabiliriz? Mesela özellikle fabrikaların bacalarına filtreler taktırabiliriz. Devletler aldıkları kararlarla, koydukları kanunlarla bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bizim ülkemizde çok iyi uygulandığını söyleyemeyeceğim. Çünkü hala ülkemizde birçok fabrika, çoğu filtresiz olarak bu zararlı gazları ve dumanları atmosfere yaymaya devam ediyor. Egzoz dumanlarını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bütün bunlar ozon tabakasının seyrelmesine neden oluyor. Asit yağmurlarına gelelim. Yine işte bu fosil yakıtları kullanmamız, kömür yakmamız, doğalgaz yakmamız, petrolleri yakmamız ve bunlardan çıkan o gazlar, zararlı gazlar yağışlarla birlikte, yani havada asılı kalıyor, bir yere gitmiyor. Bizim oluşturduğumuz kömürü yaktık, duman nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor, atmosferde asılı kalıyor. Yağan yağmurlarla birlikte o ıslanan zerrecikler yeryüzüne düşüyor ve hem toprağın hem de suyun kirlenmesine neden oluyor arkadaşlar. Bunun yanında işte biz bu havada zerrecikler halinde asılı olan o zararlı gazların, taneciklerinin yağmurlarla birlikte yeryüzüne düşmesiyle birlikte asit yağmurlarına tanık olmuş oluyoruz. Ne demek asit yağmurları? İşte mesela bir sabah uyanırsınız, arabanızın yüzeyinde böyle damla damla şeyler görürsünüz, böyle yağmur izleri. Yani o başka bir çöllerden gelen kum fırtınasıyla da gelen bir şey olabilir ama asit yağmuru da olabilir. Yani bazen bilim adamları hatta uyarıyorlar, işte bu hafta asit yağmurları bekleniyor. Lütfen sokağa çıkarken şemsiye kullanın ya da işte cildinizi bu yağmurlardan ya da bu damlacıklardan korumaya çalışın diyorlar. Asit yağmurları yeryüzüne ciddi anlamda zarar veriyor. Hem bizim cildimize zarar veriyor hem de karıştığı toprağa ve suya zarar veriyor bu asit yağmurları arkadaşlar. Gelelim madenlerin enerji kaynaklarının kullanımı ve taşınması konusuna. Arkadaşlar madenler ve enerji kaynakları evet kullanılıyor ve taşınıyor ama ne tür zararlar veriyor? Bir kere madenler açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani maden alanları. Açık yapılan maden, yani bazı madenler yer tabakasına, yer yüzeyine çok yakın olduğu için hemen üstteki katmanın alınmasıyla maden açığa çıkabiliyor. Bu durumlarda ne oluyor? O toprağın üst katmanının alınması oradaki ekosistemi yok etmek demek. Bitkileri, hayvanları, işte böcekleri, orada yaşayan her türlü hayvanın ve bitkinin yok olması demek. Aldığınız o toprak kütlesini bu sefer de başka bir yere götürüyorsunuz. Değil mi? Geniş bir alandan bahsediyorum. Kilometre karelik alanlar. Götürdüğünüz yerdeki ekosistemi de bozuyorsunuz. Çünkü götürdüğünüz yerin ekosistemi çok bambaşka olabilir. Oraya fazladan getirdiğiniz toprak kütleleri oradaki ekosistemi de bozuyor. Yani hem aldığınız yerin ekosistemini bozuyorsunuz hem de götürüp bıraktığınız yerin ekosistemini bozuyorsunuz. Yani açık maden yatakları böyle zararlar veriyor. Kapalı maden yatakları da yerin altında oluyor mu arkadaşlar? İşte buralarda ne oluyor? Gaz sıkışmaları sonucu patlamalar yaşanabiliyor, çökmeler yaşanabiliyor. Maden yataklarında çalışan işçiler ciddi can kaybına uğruyor. Hani bu rakamlar 400'lü, 500'lü, 1000'li rakamları buluyor bazen. Hatta işte bizim de ülkemizde yakın bir zamanda Manisa Soma'da yaşanan bir maden faciası vardı hatırlarsınız ki. İşte 350-400 arasında, şu an net rakamı hatırlayamıyorum ama ciddi bir rakamda ölü sayısı oldu maalesef ki. Dünyanın her yerinde böyle kazalar yaşanıyor. Yani madenler çöküyor ya da içlerinde, madenin içinde bir gaz sıkışması sonucu patlama yaşanabiliyor. Ve bu hem insan can kaybının yitirilmesine hem de toprağın altındaki, toprağın da kendi bir ekosistemi
ekosistemi var. O ekosistemin de yok olmasına neden oluyor. Gelelim siyanüre arkadaşlar. Bazı madenlerin aranması sırasında kullanılan bazı kimyasal maddeler var. Mesela altın aramalarında kullanılan siyanür adında kimyasal bir madde var. Bu çok zararlı bir madde. Her türlü canlıyı yok ediyor. İnsanlarda bir takım kalıcı hastalıklara neden oluyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde de yakın bir zamanda bu Kaz Dağları ile ilgili bir konu vardı. Bilmiyorum haberlerden takip edebildiniz mi? Orada da işte yabancı firmalara bir takım bölgeler tahsis edilmişti. İhaleye verilmişti ve buralardan altın çıkartmaları istenmişti. Ama siyanür kullanarak bunu yapacağını düşünüyordu. Yöre halkı ciddi propagandalara sebep oldu ama bir sonuç çıkmadı şu anda. Yani siyanür altın aramasında kullanılan bir kimyasal madde ama maalesef oradaki canlı yaşamını, ekosistemini yok eden bir madde. O yüzden de bu da yine zarar veriyor. Gelelim petrolü taşırken, yani biz bu enerji kaynaklarını ya da madenleri taşırken ne tür risklerle karşı karşıyayız? Petrol boru hatlarının sızıntısı. Şimdi bir ülkeden başka bir ülkeye, hatta bazı boru hatları var ki arkadaşlar 6-7 ülkeden birden geçiyor. Mesela işte Kazakistan'dan petrolü diyelim ki Avusturya ya da Almanya'ya taşıyacağım. Birçok ülkeden aynı anda geçiyor. Ve bu petrol boru hatlarındaki ya da doğalgaz boru hatlarındaki sızıntılar çok ciddi ekolojik faaliyetlere, çevre kirliliklerine neden oluyorlar. Tankerler. Biz boru hattı döşeyemediğimiz yerlere genellikle deniz yoluyla büyük tankerlerle, büyük gemilerle o maddeyi taşımak istiyoruz. Bu petrol olabilir, doğalgaz olabilir ya da başka herhangi bir katı madde olabilir. Bunların taşınması sırasında bu tankerlerin yaptığı kazalar ya da bu tankerlerde meydana gelen sızıntılar yine bu kimyasal maddelerin ya da petrol sızıntılarının denize ve okyanuslara karışmasına neden oluyor. Bu da yine ciddi çevre sorunlarına ve ekolojik sorunlara neden oluyor arkadaşlar. Çernobil faciası ve Fukushima'yı burada örnek göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz ki daha tehlikeli durumlar da var. Yani petrol sızıntıları ya da tankerlerin kaza yapması evet ciddi bir problem ama daha tehlikeli bir şey var. Radyoaktivite sızıntıları arkadaşlar ya da radyoaktivite patlamaları. Çernobil faciası 1986 yılında Ukrayna'da biliyorsunuz ki Çernobil santralinde, bir radyoaktif santralde, nükleer santralde 4. reaktörün patlaması sonucu çok ciddi bir çevre katliamı yaşandı ve hala etkileri devam ediyor diyebiliriz. Karadeniz'in tüm sularına, havaya, toprağa karışan bu radyoaktif maddeler, zehirli maddeler tüm canlı yaşamını tehdit ettiler. Hatta bizim ülkemizdeki Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının artmasına neden olup bu bölgedeki kanserden ölümlerin artmasıyla birlikte kötü sonuçlara neden oldular. Gelelim Fukushima'ya. En son Japonya'da bir deprem yaşanmıştır. Bu deprem sonucunda Fukushima nükleer santralinde yine bir sızıntı olmuştu arkadaşlar ve büyük okyanusta dalgalar yoluyla Amerika'ya kadar ulaştı, Amerika sahillerine kadar ulaştığı iddia edilmişti. Bu tür nükleer facialar da yine çevreye en çok zarar veren, hatta çok uzun süre kalıcılığını devam ettiren zararlı faaliyettir arkadaşlar. Alternatif enerji kaynakları ve yenilenebilen enerji kaynaklarını bir sonraki videomuzda anlatacağım. Umarım anlattıklarım anlaşılır olmuştur. Teşekkür ediyorum.